Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da yıllardır trafik sıkışıklığı yok. Biraz trafik görelim diye düşünmüş olmalı ki bunun için harekete geçti. Sıhhiye'de yıllardır hizmet veren yaya üst geçitleri kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kaldırıldı. Kullanım ömrü tamamlandı diye kaldırıldı ama yerine yenisi yapılmadı. Trafik ışığı konuldu. Yani böylece hem trafik sıkışmış olacak hem de kurallara uymayan vatandaşlar canlarını tehlikeye atacak. Ankaralılar kaldırılan üst geçitlerin yerine bir an önce yenilerinin yapılmasını istiyor. Üst geçiti kaldırdılar. Daha yeni fark ettim. Uzun zamandır gelmiyorum buraya. Yani yanlış bir şey bence. Şu an geçemiyoruz. Hayati tehlikemiz çok yüksek. Yaya üst geçitleri kaldırıldı. Trafik ışıkları geldi. Ama vatandaşlar araçların önüne atlıyor. Daha sağlıklı olabilmesi için insanların üst geçitleri kullanması gerekiyor. Ankara Sıhhiye'de bulunan yaya üst geçitleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kaldırıldı. Kaldırıldı ama yerine yenisi yapılmadı, trafik ışığı konuldu. Yani böylece hem trafik sıkışmış olacak hem de kurallara uymayan vatandaşlar canını tehlikeye atacak. Burası Necati Bey Caddesi girişi. İşte tam bu noktada yıllardır yayalara hizmet veren bir yaya üst geçidi vardı. Ekonomik ömrü dolduğu için kaldırıldı. Buraya trafik ışıkları geldi. Ancak vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak kırmızıda karşıya geçmeye çalışıyor. Üst geçit olsaydı yine kullanmayacaktım ben. Çünkü niye? Bu işaret bir kere yanlış. Ağırlıklı yayalar buradan geliyor. Orası uzak kalıyor. Bu sebepten dolayı bütün yayalar dikkat edin buradan kullanın. Kaldırılması kötü oldu gerçekten. Yani burada üst geçit olması güzel bir şey. Olsa daha iyi olur. Kaldırılan yaya üst geçitlerinin yerine yenisi yapılacak mı? Şimdilik belli değil. Yıktıklarına göre yapılması sanmıyorum. Keşke yapılsa. Burası da Mithatpaşa Caddesi. Burada da yıllardır yayalara hizmet veren bir yaya üst geçidi vardı. O da kaldırıldı. Işıklar geldi. Yalnız vatandaşlar kırmızı da geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Kırmızı ışık. Işıkta geçtiniz, canınızı tehlikeye attınız. Öyle mi yaptım? Özür dilerim. Üst geçit olsa daha iyi olmaz mıydı burada? Tabii olurdu. Hani nerede? Kaldırıldı efendim. Niye? Vatandaşlar bölgede yaşanacak her kazadan belediyenin sorumlu olduğunu düşünüyor. Tabii ki de yani belediye sorumlu olacak. Yani kaldırmaları bizim için çok riskli olmuş. Şimdiki maalesef arabaların önünden geçmek zorunda kalıyoruz. Hayati tehlikemiz yüksek. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlar caddeye bir an önce alt geçit veya üst geçit yapılmasını istiyor. Üst geçit olsa daha iyi olur. Görüyorsunuz siz de geçen vatandaşları. Hep aralardan geçiyorlar. Bunların geçmemesi için de alt geçit yapılması lazım. Üstten geçmiyorlarsa yerin altından geçerler. Daha kolay. Üst geçit daha iyi. Benim kızım ben bazen geçiyorum bana diyor ki anne diyor köprü yapılıncaya kadar beklersin. Kızım canımı sokakta bulmadım. Beklerim diyorum. Yapılsın çok sevinirim.